Hey 15'li 15'li. Sizi tanıyorum. Adınızı, hayatınızı bilmesem de tanıyorum. Yanınızda değildim ama buldum. Çanakkale türküsü söylenince eşlik ettiniz. Siz de kınanılıp cepheye gönderilen aslanları, kendi cenaze namazını kılanları duyunca gözyaşı döktünüz. Onurunuzu, namusunuzu, inancınızı Çanakkale gibi korudunuz. Hayatınızın bir yerinde Çanakkale gibi saldırılara uğradınız. Çanakkale gibi direndiniz. Artık siz de Çanakkale'siniz. Çanakkale sizsiniz. Çanakkale tam Boğaz'ın girişinde kendi kuruluşuyla, yani kalelerle beraber kurulmuş bir kent. Yani o kentimizin altında eski bir medeniyet yok. Tarihine baktığımızda Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulduğunu görüyoruz. 1462 ve 1463 yıllarında iki tane kale, bir tanesi Kilit Bayır, yani denizin kilidi orada, bir de Çimenlik Kalesi dediğimiz kaleleri kuruyor karşılıklı olarak Boğaz'ın en dar yerine. Çanakkale tarafındaki Çimenlik Kalesi'ni kurarken tabii orada askerler var ve o kalenin yapımında çalışan işçiler var. Bunlar da Romanlar. Çimenlik Kalesi'nin kuruluşuyla beraber etrafında kent oluşmaya başlıyor. Daha sonra tabii kent gelişiyor. Sonuç itibariyle hem askeri bir hüviyeti var bu kentin, hem ticari bir hüviyeti var. Troya'da, yani eski antik çağdaki kentin de varlığı buna dayanıyor. Yani Boğaz'ın girişinde bir kent Troya. Troya dünyanın en önemli arkeolojik kenti. Sadece arkeolojik buluntularıyla değil, aynı zamanda arkeoloji tarihi, kazı tarihçesi ve hikayesiyle bin yıllardır insanları büyülüyor, hikayesiyle, mitolojisiyle insanlara ilham veriyor. Bu kentin öyküsünü Homeros'un destanlarından biliyoruz. İlyada destanı aslında Troya için verilen 10 yıllık savaşı anlatmaktadır. Akileus'la Hektor'un mücadelesidir ön plana çıkan. Akileus, Aka ordusunun, yani Yunanistan anakarasından toplanan güçlerin en güçlü askeridir. Hektor aslında Anadolu'nun ilk kahramanıdır. Bir Anadolu kahramanıdır ve Troya'yı batıdan gelen güçlere karşı savunur. Aslında Troya bir dönem sonra Doğu ile Batı'nın çatıştığı, çekiştiği bir yere dönüşür. Bizde Fatih Sultan Mehmet'in 1462'de, yani İstanbul'u fethettikten birkaç yıl sonra Troya'ya geldiğini ve şunları söyledi. Ben bir yıllar sonra İstanbul'u fethederek Troyalıların ücünü aldım. Gene Kurtuluş Savaşı sırasında Atatürk'ün Dumlupınar Zaferi sonrasında işte şimdi Hektor'un ücünü aldık sözünü söylediğini belirtiyor. Hektor'la başlayan Anadolu Birliği mücadelesi Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'le son noktayı bulur. Elimizdekileri sahip çıkan bir toplumuz. Kadın erkek hiç ayırt etmiyorum. Bizim için özgürlüklerimiz önemli. Bizim için güzellikler önemli. Kentin büyümesindense önce güzelliği önemli bizim için. Aynalı Çarşı'nın da o dönemdeki ismi Halyo Pasajı. O pasajın da bir kapısı var. Zaten günümüze gelen
tek orijinal yeri kapısı. Üstündeki kitabe tamamen 1890'dan kalan bir kitabe. ...2004'te belediyemiz dedi ki restorasyona başlayalım. Dolayısıyla iç kısım tamamen hediyelik eşya çarşısı olarak 2007 yılında restorasyon bitti, esnaflara teslim edildi. Temel niteliğimiz şu bu kentte. Hiç kimse kendini ötekileştirilmiş hissetmez. Ne cinsiyet, ne dil, ne ırk. Festival yapıyoruz. Burada özgün sanatçılar getiriyoruz. Bedava yapıyoruz. Herkes o kültürden yararlansın. Birçok konuda bu paylaşımı sağlamaya çalışıyoruz. Çanakkale bu çok şanslı bir şehir. Kordon'da sabah erken saatte yürümek, akşam saatlerinde yürümek, kışın da dahil olmak üzere gerçekten çok zevkli oluyor. Özgürlük Parkı birkaç yıldır kullanılabilir durumda. Burası da çok güzel. İlk önce şu var, bence bir kadın olarak yürüyebildiğin yerler insana güven vermeli. Bir de doğal güzellikler varsa işin içinde tabii çok daha zevkli hale geliyor yürümek. Uğraşan bir çocuk her daim başarılı oluyor. Kazananları inanılmaz güzel. Onun duruşuyla, tarzıyla, hayata bakış açısıyla, yeme düzeniyle, ders çalışmasını dahi etkilediğini ben inanıyorum çünkü bir disiplin var. Her şeyimiz bizim belediye karşılıyor. O konuda gerçekten rahatız. Yani o konuda belediye çok iyi. Eşofmandır. Mesela yarışmalara gönderilirken o verilen maddiyattır. Onların hepsini belediye karşılıyor. Çanakkale'de çok ciddi kamusal alan yarattık ve çok önemli belediyeye ait sosyal mekanlar var. Kamusal mekanların şu önemi vardır. İnsanlar birbirini tanımasa bile birbirini hisseder. His çok önemli. Orada bir ortak duygu var. Bak biz ne kadar çoğuz. Burada bulunmaktan da zevk alıyor. Yani bir mutluluk duyuyor ve şunu söylüyorum. Diyorum ki bu mekanlar sizin. Buralarda keyifle, zevkle bir arada olun ve huzur içerisinde olun. Barış içerisinde olun. Bu kentin biliyorsunuz barışın kenti diyoruz. Felsefemiz şu, biz bu kentteki insanları yönetmiyoruz. Ben bu kentin insanlarını temsil ediyorum. Temsilci olduğum için de elbette katılımcı olmak zorundayım. Yani temsil ettiğim kitlenin süreçlere katılımını sağlamam gerekir. Sürekli sivil toplum kuruluşlarıyla iletişim halindeyiz. Demokrasiler kadınsız olamaz. İşte kent konseyleri ve organları olan tematik meclisler dediğimiz kadın meclisi, çevre meclisi, gençlik meclisi, çocuk meclisi ve engelliler meclisi bu anlamda odak noktalı olarak çalışan tematik meclisler. Bu projeleri kadın paydasında buluşan kentteki tüm kadınlarla yapıyoruz, örgütlü veya örgütsüz. Kamuda çalışan şanslı bir engelli kadınım. Yani hem kadınsınız hem engellisiniz. Hem de bu kente göçle geldiniz. Ve siz 3 dezavantajlı grupla geldiğinizde sizi kucaklayan bir kent var burada. Ürkütücü bir kent değil. Güvenilir bir kent. Ve bu güvenilir kentte siz engelli bir birey olaraktan varlığınızı ortaya koyabilirsiniz.
mutlu kadın evi de yüceltir, mutlu kadın kenti de yüceltir. Kadına fırsat verdiğin zaman üretiyor. Kent yönetimine de katılıyor. Yani aklını ortaya koyuyor, emeğini ortaya koyuyor. Biz bunu burada ortaya çıkarıyoruz. 18 Mart'ta 2015'te bayrağımızın renklerinden kırmızı beyaz bir sergi yapalım dedik. Kan çiçekleri diye. Sergimizde kadın duygusu çok yoğun. Kullandığımız mektuplar, şiirler, hep anneye yazılan mektuplar, annenin oğula, sevgilinin sevgilisine yazdığı, hep işin içinde bir kadınca duygular var. Üç mahallede toplum merkezlerimiz var. Özellikle dar gelirlerin, kırsaldan gelen insanların katıldığı, çocuklarıyla beraber eğitim görüyorlar. Bu eğitim derken tamamen toplumsal eğitim. Yani haklarını arıyorlar, hak aramasını öğreniyorlar. Çocuklarla aile içi davranışlarını düzenliyorlar ve bu kentte yaşama olmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Kent Konseyi'nde görev almaktayım. Ayrıyeten Toplum Yaşam Merkezi'nde görev yapmaktayım. Çocuklarımız bu Toplum Yaşam Merkezi'nin olmasından çok memnunuz. Çocuklarımızın İngilizce derslerini sıkmayarak, oyunla gençlerimize eğitim vermekteyiz. Toplum Örgüt Polisi ile birlikte mahalle meclisi olarak onlarla da bir etkinlik düzenledik. Gezi turları düzenledik. Birlik beraberlik içinde çalışmaktayız. Bayanlarımızın üzerinde dikiş nakış kursları başlattık. 2 sene bunun eğitimini verdik. Yani bunları yapma sebebimiz hem çocuklarımızın, hem gençlerimizin, hem bayanlarımızın özgüvenini kazanabilmesi. Çanakkale gerçekten her yerde de söylendiği gibi özgürlüğün, barışın kenti gerçekten. Çünkü Çanakkale kenti kadına yatırım yapıyor. Mesela Çanakkale'de kadınlar her işte çalışabiliyor. Her işte. Yani kadın Çanakkale'de de şiddet görüyor. Bütün sorunları Çanakkale'de de yaşıyor ama bir farkı var. Çanakkale halkı bunun farkında ve bunun için çözüm önerileri bulmak için bir çaba gösteriyor. Biz de evet bugünlerde inadına barış diyoruz ve barış için birçok şey yapılabilir diyoruz. Biz de şarkılarımıza hem kadınlar için hem barış için söylemek istiyoruz. Çanakkale ne biliyor musunuz? Çanakkale Türkiye. Türkiye demek Çanakkale demek. Bunun kıymetini bilmek lazım. Ve bunu genç nesillere aktarmak lazım. Çanakkale ne demek? Tarih demek. Yaşam demek. Çanakkale'de seramik çok ünlü. Yani çanakçılık. Zaten Çanakkale'nin adı da oradan geliyor. Çanakkale seramiği aslında kendi bünyesinde kendi imkanlarıyla doğan bir sanat. Bizim heykelle yapılan seramiklerimiz ekseriyeti at. At başı testilerimizde vardır. 18. yüzyıla dayanan şeyler değil. Fakat Çanakkale seramiği doğması lazım. Yeniden doğması lazım. Yani insanın gözleri açık gider. Hele bir de müzemizin açılması daha da güzel oldu. Herhalde yani Ece Ayhan tabii kendisinden yola çıktık. Hani tarihe bakın anlarsınız diyor Ece Ayhan ve tarih ayağa kalkıp ceket ilikleyerek görülebilecek bir şey değildir. Bu söz bizi çok cezbetmişti ve o yüzden de Ece Ayhan ve tarih buluşması, şiir ve tarih buluşması yapmıştık. Çanakkale dendiği zaman bu ülkenin varoluşu, kurtuluşu, emperyalizmden çıkışı, Mustafa Kemal Atatürk'ün doğuşu, efendim, bütün bunları akla gelir. Bir milli
duygu ifade eder, doğal güzellikler ifade eder. Belediyenin 5 yıldır sürdürdüğü Kaz Dağları'na sahip çıkmaya gidiyoruz projesi kapsamında altın madeninin ne şekilde zarar verdiği ve ne şekilde tehdit ettiğini halkımızın gözler önüne sürüyoruz. Gezimizin sonunda anket forumları veriyoruz katılımcılar. Belediyenin kapsamında milletvekillerimiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyor. Kaz Dağları'nda şu anda 4000 noktada sondaj sahası var. Ama biz şu anda bu katılımla bunu %50 azalttık, 2000 noktaya indirdik. Sadece bu değil, termik santral tehdidi de Çanakkale'nin bekleyen tehlikelerden biri. Sadece Karabiga kıyılarında 11 termik santral planlanıyor. Eğer Kaz Dağları olmazsa biz de olmayız. Çünkü biz Kaz Dağları'yız. Kaz Dağları'nın kadınları bunun bilincindeler ve bunu anlatıyorlar son yıllarda. Kaz Dağı asırlardan beri yaşayıp gelensin. Bir adın İda, bir adın Kaz Dağı. Kaz Dağı her yaşayan ölür derler. Yoksa senin emeğin geldi. Kaz Dağları hepimizin, gelecek nesillerimizin, bugün yaşayanların, yarın yaşayacakların. Hani, bizim yaptığımız sivil savunma harekatı. Sivil savunma harekatı. Elimizde tüfek yok, bir şey yok. Sözde bütün dünyaya yani meydan okuyoruz. Yani bu hayat bu olayı kazanmadı. Asla asla hiçbir zaman razımız yok. Hani insanların yaşam hakkı, hayvanların yaşam hakkı, doğa diye bir şey kalmayacak. Kaz Dağları diye bir şey kalmayacak. Biz böyle bunu savunmamış olsak biz geçmiş nesile de ahirete cevap vereceğiz. Yani biz kadınlar olarak ön olarak biz öndeyiz. Nasıl annelerimiz sırtını cephane taşıdı, bu Türkiye'yi bize vefa etti zaten. Biz de gelecek nesiller için uğraşıyoruz, uğraşmakta zorundayız.